Herkese selamlar dostlar. 5 Kasım 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 9 adet mücadelem var. Bu mücadelelerin ideallerinden ve yüksek oranlarından bahsedeceğiz. Değerlendirecekler için herkese bol şanslar. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var. Direkt başlayalım videomuza. Skor yarışmamız derbi mücadelesi. Galatasaray-Beşiktaş mücadelesi. Hafta sonu olması nedeniyle de bilen iki arkadaşımızı, maçın skorunu bilen iki arkadaşımızı Kasım ayı boyunca katı telegram gruplarımızla misafir edelim. Değerlendirecek katılacaklara bol şanslar. Perşembenin Fenerbahçe maçı vardı. Maç skorunu sormuştuk. Bilen arkadaşımızın ismi ekranda yazıyor. s y -N -A -P isimli arkadaşımız. YouTube adı böyle. Bu şekilde Instagram'dan yazarsanız onu da gruplarımıza ekleyelim. Geçtim bunu. Youtube'da neler yaptık Perşembe günü? O 3 Kasım Youtube raporu olarak ekrana gelmiştir. Toplamda 8 adet ideal karşılaşma önermiştim. 8'de 6 olarak tamamladık. Ve bazı maçların yüksek oranları geldi. Örnek veriyorum Fenerbahçe'nin handikapı geldi mesela. Başakşehir'in 3-0 gibi bir skor bekliyordum. O doğrudan skoru geldi. Handikapını yüksek oranla önermiştik. O şekilde. Başka şöyle baktığım zaman da Braga geldi ve erken yatan Trabzon'la Feyenoord maçları oldu. Güzel tercihler yapmışız. Gün genel olarak patlaktı bence. Güzel sonuçlar aldığımızı düşünüyorum ben. Kazananlar var. Instagram üzerinden yazanlar var. Teşekkürler arkadaşlar. Güzel bir gün geçirdiğimizi düşünüyorum. Geçtim bunu. Yüksek misli olarak bir tane özel analiz yüksek misli olarak önerdim. Ve bu yüksek misli analizimi arkadaşlar herkese attım. Yani katı Telegram grubundaki herkese bu yüksek misli oynadığım maçı attım. Bu maç neydi? Güzel bir şekilde açıkladım bu mücadeleyi ben. Fenerbahçe ve Kiev maçında kart oynadım. Avrupa'dan Avrupa'da yaşayanlar vardı mesela. 4 kart üstü oranı 1.41, 4.5 üstü kart oranı 1.71 gibi bir oran. Zaten 90 artıdan sonra 3 tane kart çıktı. Çoğu kişi değerlendirmiş bu maçı. Yüksek oynamış. Çünkü ben çünkü ben bunu yüksek misli olarak önerdim zaten. Bunu da herkes açık atınca çoğu kişi de değerlendirme altına almış. Özel bir analizdi üstüne çok düştüm. Verileri falan hakemin hakemin gösterme şeyi, maçın gerginlik seviyesi altına çok güzel bir yazı yazaraktan hatırladım. Hatta şöyle bu sezon Kiev'de 4 resmi maç yaptık. Bu son 3 resmi maçtan bir tanesinde 8, 14 ve 6 kart çıktı. Yani 4.5 kartın üstünü 1.71 yüksek misli alınabilir diyerekten önerdik ve başarılı olduk. Geçtik bunu. Genel yüksek misliye baktığım zaman da toplamda 3 yüksek misli vermiştim. İkisi de burada. Ben Braga'nın atacağı 2 gole yüksek misli olarak önerdim. 2-1 galip geldi. Ee, burada da ben yani Braga'nın zaten 2 golü çok idealdi. Yüksek misli alınabilir diye altına bir yazı yazdım. O geldi başarılı oldu. Avrupa yüksek mislisi başarısız oldu. Ren 2 gol atamadı. Feyenoord maçı da 1-0 bitti. Oradan da bir verdiğimizi belirtelim. Bunu da geçtim. Canlılarda neler yaptık? Canlılarda ee, i̇lk seans çok güzel başladık. Birazdan göstereceğim. 20.45'te biraz boca, bocaladığımızı düşünüyorum. Ondan sonra 23 seansında da vurduk, geçtik yani oradan. Canlılar kazandırır. Yani canlı maçlarda sizler de oynuyorsanız kendiniz böyle canlı tercihler yapıyorsanız bizim kata Telegram grubumuza canlı grubu seviyesine bir gelin bir bakın derim. Zaten en uygun seviyemiz 60 TL'lik seviye. Canlılarda da gerçekten iyi olduğumuzu düşünüyorum. Hatta ekrandan göstereyim ben sizlere. Mesela burada bunu ben verdim. Başakşehir ev ilk yarı bir tane daha gol atar dedim. Endia Şimli'ye güzel bir gol attı. Fiorentina maçına ilk yarı bir buçuk üst girdik burada. De basmanın atacağı gole girdik burada. 1.54 gibi orandan. Bunun ikisi de zaten başarılı, başarılı sonuçlandı. Mesela burada Feyenoord'un ilk, ilk yarıdan gol gelmedi. Bu başarısız oldu. Burada basketlere döndük. Basketlerde de güzel kazançlar elde ettik. Hepsini yeşillendirdik zaten. Özellikle şu Euroleague vardı bu akşam. Hem Euroleague olsun hem de bakın gecenin saat kaçı. 4.24 ekranda görüyorsunuz. Ve en alta götüreyim sizlere. Şu an bile canlı tercihlerimiz dönüyor. Ben kendim NBA izliyordum. Editör arkadaşımız şu an NBA izliyordu. Şu an bile NBA tercihleriyle bile burada mesela Golden State'in maçı vardı o geldi. NBA kuponlarımız devam ediyor. Bu şekilde canlı olarak her daim kazandırmaya çalışıyoruz. Cumartesi olmasından dolayı arkadaşlar sizlerden güzel bir like seviyesi bekliyorum şöyle artı 400 500 seviyesine şöyle 400'ü geçelim hemen iki saniyenizde like'a basarsanız şimdiden çok teşekkürler like atmayı unutmayalım ve başlayalım Giresunsporla İstanbulspor mücadelesi. Şimdi ben bu maça şöyle yaklaşıyorum. İstanbulspor'a Spor'a yeni bir teknik adam geldi. Fatih Tekke İstanbulspor'un başına geldi. İlk mücadelesine kaybetmesi gayet de normaldi zaten. Son mücadelesine kaybetti. Son mücadelesini Fenerbahçe 5-2 skorla kaybetti. Şimdi burada deplasmanda Asıl teknik adam reaksiyon göstereceği maç bu mücadele olduğunu düşünüyorum ben. Ben burada bir sürpriz çıkabilir diye düşünüyorum. Ne kadar Giresun Spor'un 1.69 gibi oranı olsa da İstanbulspor burada herhangi bir sürprize imza atabilecek diye düşünüyorum. Ben burada İstanbul'un atacağı bir golü şöyle alabilirsiniz. Şöyle dep basman 0.5 üstün oranı 1.32 oranı var. İstanbul bence burada bir gol atar. Bu oran bana yetmez diyorsanız da diyorum ya İstanbulspor burada herhangi bir sürprize imza atabilir diyerekten de burada 0.2 çifte şans oranı da yaklaşık 1 da bir oranı var. Ben yani burada İstanbul Spor'un kaybetmeyeceğini, maç daha çok bana göre bir beraberlik ve yeni teknik adamıyla burada doğrudan rakibiyle oynayacağı için burada bir gol atacaktır. En ideali 0-2 çifte şansı da biraz daha yüksek olandan değerlendirmeye alınabilir. Dortmund'la Bochum mücadelesi. Dortmund son mücadelesinde Kopenhag'da 1-1 kaldı. O maçta da Kopenhag'ın bir golünü almıştım. 1.45 gibi orandan. Dakika 26'dan girmiştim. Başarılı oldu zaten. Direkt attı Kopenhag takımı. O maçta Dortmund'un kadroyu baktığım zaman da Bellingham, Julian Brandt gibi isimlerin hepsinin dinlendiğini gördü, dinlendiğini görmüşsünüzdür. Burada Bochum'un karşı bence güzel bir etkin bir oyunu sergileyecektir Dortmund takımı. İlk yerden galip gelmesini bekliyorum. 1.42'de bunun oranı var. Biraz daha yüksek oran ne yapabiliriz diye baktığım zaman da Dortmund ilk yerden galip gelir ana bahsimiz olsun ve şöyle de Dortmund'un atacağı 3 gol de burada 1.65 gibi de bunun da oranı var. Yüksek oran olarak bunu çıkartabiliriz diye düşündüm. Her tabellinde Bayern Münih mücadelesi yine güzel bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Bayern Münih de son maçını 6-2 kazandı. Yine Inter'e karşı 2-0 kazandı. Kadroda bazı isimler rotasyondaydı. Musiala, Gnabry, Goreska gibi isimlerin hepsi rotasyondaydı. Bu maçta tam kadro çıkacaktır diye düşünüyorum. İlk yarıdan yine Bayern Münih'in galip gelmesini 1.44 44 gibi oran açmışlar. Almanya'da galip gelirse ilk yarıdan bizleri şaşırtmaz bence. Bayern Münih ilk yarıdan da galip gelebilir. Hatta şöyle de bir tercih yaparsanız da Deplasman ilk yarı 1.5 üstü olarak da değerlendirme altına alabilirsiniz de. Bayern ilk yarıdan 2 tane atma ihtimali var mı? Bayern Münih'tir atma ihtimali var. Onun da oranı 2.27 gibi de bir oranı var bilginize. Geçtim diğer mücadeleme. Hoffenheim ile Leipzig mücadelesi. KG varın oranı zaten yok arkadaşlar. 1.27 oran açmışlar. Bu yüzden burada 2.5 üste gideceğiz. Bunun da oranı 1.44. Aslına baktığımız zaman da aralarında biraz fazla bir fark var burada. Yani KG varın 1.27 olup 2,5 üstün 1,44 olması bana biraz saçma geldi iddia açısından. Oran açısından bilmiyorum bu oran düşer mi, yükselir mi ne anlamda olur da Hoffenheim oynayacak. Leipzig son dönemlerde çok formda. Ki formda olduğu için Avrupa'da da değerlendirme altına almıştık. Youtube'da Deplasman 1.5 üst olarak anlatmıştık. Leipzig'i başarılı oldu. 4-0 galip geldi. Leipzig takımı kalesine pozisyon veriyor mu? Veriyor. Özellikle oyunun belirli dönemlerinde düştüğünü görmek mümkün. O düşmelerde gol yiyebilir. kendine de tek başına üste çıkabilir. Bu iki ben 2.5 üst olarak tamamlanmasını bekliyorum. Tek tercih olarak sundum. Geçtim diğer maçıma. Galatasaray Beşiktaş derbisiyle bu maçın maç konu sizlere sorduk arkadaşlar maç ne olur diyerekten de. Şimdi bu maça güzel tercihlerim var. Öncelikle bir ana tercih yapalım bu mücadeleyi. Mücadelenin ben KG var olarak bir kere gelmesini bekliyorum. Bunun oranı 1.34. Her iki takımın atacağı goller burada beklenebilir. Özellikle Beşiktaş'ta Şenol Güneş etkeni, Şenol Güneş etkeni, Galatasaray'da da tribün etkeni olduğu için mücadele bir yerde bir KG var'a gelebilir diye düşünüyorum burada. Bu KG var idealden aldık mı? Şöyle de bir tercih sunacağım sizlere. Galatasaray'a baktığımız zaman da bu sezon özellikle en çok korner kullanan takım Galatasaray takımı. Özellikle maç başı ortalaması 7.9. Galatasaray'ın korner kullanmasının e, ortalaması. Burada en çok korner arkadaşlar Galatasaray takımı da kullanabilir. Bunun da oranı 1.49 gibi bir oranı var. En çok korneri Galatasaray kullandı. Bir de ben sizlere yüksek oran vermek istiyorum. Şöyle bir yüksek oran vereceğim. Ben mücadelenin ilk yarıyı Galatasaray'ın kazanmasını, ikinci yarıda Beşiktaş'ın ataraktan da beraberliği yakalamasını ve mücadelenin nerede onu gösterebilirsek mücadelenin ilk yarı bir ikinci yarı sıfır olmasını bekliyorum. Birden sıfırın oranını şuradan bir bulabilirsek Heh, burada birden sıfır olarak sonuçlanmasını 13-15 gibi orandan da bunu da sizlere yüksek oran olarak önermek istiyorum. İlk yarı Galatasaray yatar öne geçer. ikinci yarı Beşiktaş yatar. Mücadelede 1-1 gibi sonuçla biter. Birden sıfır olarak sizlere öneriyorum. Değerlendirecekleri bol şanslar. Geçtiğim diğer mücadeleme. Atalanta-Napoli mücadelesi. Arkadaşlar bu maç e, olta maçı olabilir diye düşünüyorum ben. Bu maçı şöyle anlatayım ben sizlere. İki takım da burada bence açık futbol sergilemeyecektir. Temkinli bir oyun sergileyecektir diye düşünüyorum. Özellikle Napoli ve Atalanta burada birbirleriyle liderlik yarışı içinde olduğu için ki Napoli alırsa burada fark bayağı açılıyor. Ben burada Napoli'nin kazanmasını beklemiyorum. Ben bir beraberlik bekliyorum. Beraberlik gelirken de bu mücadelede bence 3.5 alt olur arkadaşlar. 1.30 gibi oranı var. Dediğim gibi her iki takım da burada risk almayacaktır. Temkinli bir oyun olacaktır. Roma Napoli maçını gördünüz. Öyle bir maç olabilir. 0-0 bitebilir. 1-1 bitebilir. O yüzden ben mücadeleyi 3.5 alt olarak 1.30 gibi oranın ideal bir tercih yapmak istiyorum. Yüksek oranlarla ben bu maça İlk e, maç sonu 0'ı sizlere 3-16 gibi orandan da önermek istiyorum. Mücadelelerimden beraberlikle tamamlanmasını da bekliyorum. Everton ile Leicester mücadelesi her iki takımda şu son dönemlerde sürekli e, ee, çalkantılı dönemler mi geçeyim? istikrarsız performans sergiliyor futbol anlamında. Bazı maçları çok keyif verebilirken bazıları hiç keyif vermiyor. Özellikle iki takımın maçlarına baktığımız zaman da. Ben mücadelelerin bir yerde var olmasını bekliyorum. Yani bunun da oranı 1.48 gibi oranı var. Everton zaten kendine, kendi, kendi evinde Merseyside'da burada bastıracaktır. Gol bulmak için Leicester kalesine abluka alacaktır. Leicester takımı da Barnett'la, Madison'la, Wardy'le geldiği zaman da tehlikeli olabiliyor. KG var tercih burada alınabilir diye düşünüyorum geçtim diğer maçıma. Celta Vigo Osasuna mücadelesi. Maça doğrudan yüksek oranlı bir tercih yaptım ben mücadeleye. Mücadelede Celta son dönemlerde biraz kötü gidiyor fakat toparlanma ihtimalinin var olduğunu düşünüyorum. Osasuna da son dönemlerde özellikle ceza sahası dışından çok fazla şut çeken takımlardan bir tanesi Osasuna. Ben mücadelenin 1-1 veya şöyle 2-0 olur, bir şey olur. Bir sürpriz çıkma ihtimali de var bu mücadelede beklentisi 2-1'lik Osasuna galibiyeti onu belirteyim. Ben burada 1-78'lik bu orandan 2-3 gol tercihini sizlere önereceğim. Değerlendirecekler bu mücadeleyi doğrudan 2-3 gol tercihi olarak değerlendirebilir. Son mücadelem Milan'la Spezia mücadelesi. Milan zaten Salzburg'u devirdi. Olması gerektiği gibi oldu. Milan çok formda bence son mücadelesinde Torino'yu da kaybettiler. Belki akılları sağlık maçında da olabilirdi. O maçta Torino gerçekten güzel oynadı. Spezia şu anda deplasmanda hiç daha gol atamadı. Fakat son mücadelesinde bana bir özgüven verdi açıkçası. Özellikle geri düştüğü zaman rakip kaleye çok fazla pozisyona girdi Spezia takım. Orada Fiorentina mücadelesinde kırmızı kart gördü. sol stoperi gördü Spezia maçında sanırım. Yanlış olmasın. Adını unuttum. Endibilo mu? Öyle bir elemandı. Milan burada ben gollü bir maç bekliyorum. Spezia'da belki deplasmanda ilk golünü atar diye düşünüyorum. 2,5 üst oranı 1.39 gibi oranı var. Bunu da bu şekilde önereceğim sizlere. Toplamda 9 adet mücadelem vardı. İdeallerinden yüksek oranlarından bahsettim. Değerlendirecekleri herkese bol şanslar. Videoyu like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.